Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyenlerimiz, mübarek Ramazan-ı Şerif günlerinde bir mübarek günün orucunu da tamamlamak üzere iftar saatinde Rabbimizden azat olunmamızı ve cehennemden beraat kazanmamızı niyaz ederek şu ilim meclisine başlamış bulunuyoruz. Birbirinizi haberdar ediniz. Allah rızası için herkesin dinlemesini temin ediniz ki Allah Teala bizleri iyiliği emredenlerden ve kötülükten nehyedenlerden olarak kaydeylesin. Amin. Neme lazımcılık yapanlardan, bana ne diyenlerden, insanların günahlarına, isyanlarına, itikatsızlıklarına razı gelenlerden olup da yarın ahirette azaba uğramaktan ve duaları reddolunanlardan olmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Çünkü milleti haberdar etmezsek, iyiliği emretmez, kötülükten nehyetmezsek mutlaka yarın ahirette azap vardır. Dünyada da bela vardır ve en iyi insanlar bile dua yapsa kabul olunmayacak. Hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنَهُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ Allah'ın dininin emirlerini mutlaka duyuracaksınız. Allah'ın yasaklarından mutlaka insanları sakındıracaksınız. اَوْلَا يُسَلِّطَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ Yoksa Allah başınıza en kötülerinizi musallat edecek. فَيَدْعُوا خِيَارُكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ O zaman en iyileriniz bile dua etse kabul edilmeyecek. Bir insan istediği kadar namaz kılsın, oruç tutsun, zikretsin. Ama bunca insan çevresinde tanıdık, tanımadık, bildik, bilmedik. Bu kadar insandan ehl-i sünnet itikadını sağlamasını yapamayanlar, tahsiye edemeyenler, namaz kılmayanlar, haram işleyenler mevcut iken bu kişi neme lazım dediği sürece duası kabul olunmayacak. Onun için şu programlarda birbirinize bir telefon, bir mesajla bile ders başladı, sohbet başladı, dinleyelim kardeşim demek bile sizin açınızdan iyiliği emretmek ve kötülükten nehyetmek vazifesine tabidir. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri tesirlerini halk eylesin. Amin. Ramazan-ı Şerif oruç suretinde şu Ağustos ayının sıcak günlerinde aç susuz, yorgun, bitkin, vitap halde hele şu iftara yakın saatlerde kendini göstermektedir. Ama bir de bunun ahiret boyutu vardır. Yarın mahşere çıktığımızda Ramazan-ı Şerif'in ehsen-i surette en güzel biçime, şekle girip de karşımıza çıkması vardır. İşte o zaman insan ne iyi etmişim de oruçlarımı tutmuşum, namazlarımı kılmışım, haramlardan sakınmışım, Allah'ımı saymışım diye sevinecektir, ferahlanacaktır. Bir kısımları çok üzgün, perişan olacak, bir kısımları ise sevinçli ve memnun olacak. Hücûn yevmeyzin na'ime lise'yiha râziye fî cennetin âliye kutûfuha dâniye. Şu Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin akışlarına bakar mısınız? Hücûn yevmeyzin bir takım yüzler kıyamet günde na'imetün güleç, güzel, aydın, nurlu, parlak olacak. Lise'yiha râziye. Dünyada yaptığı amellerinden razı ve memnun olacak. Ne demek? Ne iyi etmişim de oruç tutmuş. Şimdi oruç tutmayan adam ne iyi etmişim de yemişim diyecek mi ahirette? Namazı kaçıran ya boşuna kılmamışım da işte öyle millet yatarken kalkarken ben de rahatıma bakmışım diyecek mi ahirette? Veyahut içki içen, kumar oynayan, zina eden, faiz yiyen, yalan diyen, gıybet eden ne iyi yapmışım da bunları yapmışım diyebilecek mi ahirette? Bunları iyi düşünelim. Yüzümüzü aydın edecek işler yapalım. Bizi yarın ahirette razı edecek işler yapalım. İşte şu saatteki dinlemeniz, iftar beklemeniz, Sübhanallah bihamdi zikretmeniz, en az yüzer kere ya Rahman Rahim'in zikirlerinizi yapmanız, bunlar sizi memnun edecek inşallah. Yüksek cennetlere yerleştirecek. Sonsuz nimetlere vasıl edecek. Ve hiçbir üzüntü, hüzün, keder, ölüm, yaşlanmak, telaş, geçim derdi, yemek içmek, sıkıntısı, hastalık, musibet, üzüntü, çoluk çocuk telaş et,
hiçbir şey üzüntü namına görülmeyecek olan ahirette insanı ebedi istirahate nail ve mazhar edecek. Onun için şimdi orucun biraz zahmeti olur, namazın biraz zahmeti olur, teravihin öyle, sahura kalkmanın öyle, sabah namazı öyle, gecelerin en kısa döneminde uykusuz kalmak falan, ama bunların ahirette karşılıklı getirileriyle olacak. Mekandan münezzeh. O bir makam var, o makama müracaat ediliyor. Gelecek Ramazan-ı Şerif orada secdeye kapanacak. Allah-u Teala, ey Ramazan, hacetini isteyebilirsin. فَخُلْ بِيَدِ مَنْ عَرَفَ حَقَّكْ Senin hakkını bilenlerin tut elinden diyecek. Senin hakkını bilenlerin ne demek? Sen de oruç tutanların, orucunu takva ile tamamlayanların, yalan, gıybet, dedikodu, iftira, boş konuşma, mala yani fuzuli şeylerden, kavga, gürültü, sesli, bağırtı, çatırtıdan uzak duranlar, namazlarını beş vakit kılanlar, zekat nisabına malikse tas tamam verenler, senin sınırlarını koruyanların elinden tut diyecek. فَيَدُّورُ فِي الْعَرَسَاتِ فَيَخُذْ بِيَدِ مَنْ عَرَفَ حَقَّ Ramazan-ı Şerif Arasat meydanında dolaşacak. Ki hakkını bilenlerin elinden tutacak. Tutup onları Allah-u Teala'nın huzuruna getirecek. Durduracak. Allah Teala buyuracak. Ya Ramazan mazatürin. Ey Ramazan ne istiyorsun? اُرِيدَنُ تُتَوِيْجَوُ بِتَعْجِ الْوَقَارِ Ya Rabbi, bu adam benim hakkımı tanıdı. Ben de haramlardan sakındı. Senin hududunu muhafaza etti. İmsakın hududu var, iftarın hududu var, orucun hududu var. Yemekten, içmekten, cinsi münasebeden uzak durmanın. Hep bunlar sınır çizgileri yani. Bunlar öyle, sen de ya ne olacak? Akşama nasıl olsa iftardan sonra sahura kadar her şey serbest. Efendim sadece oruç vaktinde bu kolay. Öyle deme işte. Nefis var. Adamın birisi diyor ki, yahu diyor, bizim hanım diyor, sahura kadar durur, durur, durur diyor, sahurda kudurur diyor. Ne oldu dedim ya, ben de anlamıyorum şimdi adamı. Yahu diyor, yemeği yedik, niyet ettik, oruca niyet ettik, yahu diyormuş ben şimdi ilişki istiyorum. Ya kadın sen geceyi çuvala mı soktun, bilmem nedir sen. İşte durmaz. Sen diyorsun ki, şeytan bağlanmadı mı hoca efendi? Ya şeytan bağlandı da cin şeytanları bağlandı. İnsan şeytanları bağlanmadı ki. Şeyatînül ins teglibu şeyatînel cin. İnsan şeytanları cin şeytanlarına galip gelir diyor hadis-i şerifte. Minel cinneti ve nas diyor Kur'an'da. Cin şeytanı var, insan şeytanı var. Acayip bir şey ya. Yani şimdi adam oruca niyet etti, hadi şimdi ilişkiye girelim diyen şeytana lüzum yok. İblisi gelmesine lüzum yok ki yani. İblis işte elçileri meydanda. Bir de iblis gelip de sana bu teklifi yapamaz ya da seni buna zorlayamaz. İnsan böyle bir şeytanlık yapar. Birbirinin şeytanı olmayalım ya. İç bir kadeh işte efendim. Ramazan günü veya Ramazan dışı var. Günahın benim olsun. Yahu kardeşim sen zaten dinin yok, imanın yok. Günahın benim olsun diyen adamın imanı yoktur. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَب۪يلَنَا وَالْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ Görüyor musun? Kafirler Müslümanlara dediler ki siz bizim yolumuza uyun. Yani içki için kumar oynayın, zina edin. Sizin suçunuzu biz yüklenelim. Allah Allah. Kur'an-ı Kerim aynı şeyleri söylüyor ya. Ya hoca efendi bu bana bir adam böyle dedi. Bunu Allah kaç sene evvel nereden bildi ya? Ya Allah bunu ezelden de bilir ama zaten bu adam sana bunu diyen yeni değil ki. Aynı şeytanın mektebinden yetişmiş. Hepsi aynı şeytandan diploma almış. Bu Adem Aleyhisselam'ın oğlundan, Kabil katilinden başlayan süreçte Allah Teala'nın mudil, saptırıcı ismine mazhar olmuş. Nefsü şeytana uymuş. İlk insanın oğlundan başlıyor. Adem Aleyhisselam'ın oğlu Kabil'den başlayan süreçte kıyametin kopacağı güne kadar aynı adamlar olacak. Aynı fikirler savunulacak. Aynı Ebu Cehiller, aynı Nemrutlar, Şeddatlar, Firavunlar, Karunlar, Hamanlar bulunacak. Bunların hiçbir zaman için eksikliği olmayacak. Sen de efendim Allah Allah Kur'an'da da yazıyor bu adamın bana dediğini nereden bildi falan. O adamı demedi ki bu. Bunu aynı gavurlar hep birbirine söyledi. Allah Teala buyuruyor ki ne zaman bir peygamber göndersem dünyanın başından sonuna kadar illa kalu sahirun ev mecnun. Ya büyücü dediler ya deli dediler.
Etevasav bi. Ya bu dünyanın başındaki gavurlar, sonundaki gavurlarla anlaşıp toplantı yapıp böyle diyeceğiz diye tavsiye kararı mı aldılar diyor. Belum kavmum tahul. Yok ya, onlar birbirini bile görmediler. Ama hepsi azgın, şaşkın, sapık kavimler ve toplumlar. O tuğyanları, azgınlıkları onları aynı noktada birleştiriyor. Şimdi bakıyorsun, aynı lafı Rus gavurundan da duyuyorsun, İngiliz gavurundan da duyuyorsun. Efendim, geliyorsun burada, adı Ahmet Mehmet olan, o, diyen, dine imana söven gavurdan da duyuyorsun. Bak aynı lafları. Çünkü neden? Aynı şeytan okutmuş. Diyor ki, bizim yolumuza uyun, hatanızı yüklenelim. Şimdi zaten ahirette mesuliyet, nasıl olsa adam diyor ki, ahiret yok ki diyor. Onun için adamı da diyor, ne kadar günah sokturursam sokturayım, ben de bir günah alacağım yok zaten diyor. Ve ma'un bihamiline min hataya min şey. Sakın onlara aldanıp da kimseye, hadi günahım senin üzerine olsun deyip de içki içmesin. Zina yapmasın. Çünkü onlar sizin günahlarınızdan bir şey yüklenemezler. İnnehum le kâzibûn. Onlar yalancı, kezzaptırlar. Ve lehamilunne eskâlem ve eskâlem ve eskâlem. Ve leyüselunne yevmel kıyameti ammâ kânû yefterûn. Elbette onlar kendi ağır günahlarını, o hani bize uyunda günahım benim üstüme diyenler, kendi günahlarını taşıyacaklar. Kendi yükleriyle beraber başka yükler de taşıyacaklar. O hangi yüktür? Adama sen iç de günahını bana at deme günahı. Onu da adama sebep olduğu için, sebep olma günahını da taşıyacak. Ama bu adam kurtulabilir mi? Kurtulamaz. Niye enayilik yapmış? Niye ayet hadis dinlememiş? Vaaz sohbet dinlememiş? Böyle bir günah yüklenme meselesi olmadığını niye duymamış da? Canı ekşili istiyormuş, hemen gitmiş ona uymuş. Öyle olmaz. Evet, onlar hem kendi sapıklıkları hem de başkasını saptırma günahları. İki misli yüklenirler. Ama bunlar da ona uyup sapıtma günahlarının ağır yüklerinin vebalini taşıyacaklardır. Ve kıyamet gününde bu uydurmalarından sorulacaklardır. Onun için kimseye aldanmayalım. Ve la teziru vaziratu vizra uhra. Kimse kimsenin suçunu bir yüklü öbürünün yükünü taşıyamaz. Ya yunnâsü ittekû rabbeküm. Ey insanlar, Rabbiniz yaratan, yaşatan, yediren, içiren, besleyen, büyüten, bütün alemleri yöneten, öldüren, dirilten Rabbinizden sakının. Haramlardan sakının. Fettekû yevmen vehşev yevmen. Öyle gün geliyor önünüzde, sakının ki lâ yezî vâlidün an veledî. Hiçbir baba çocuğundan dolayı sorumlu tutulmayacak. Ancak çocuğunu cahil bıraktı, okutmadı. O onun sorumluluğu zaten. Çocuğunu anlatmış, okutmuş, öğretmiş. Çocuk buluğa ermiş, mükellef çağına girmiş, gitmiş, içki içmiş. Babası ne yapacak ya? Zorla tutup sokakta ağzını burnunu kıracak, boğazını sıkacak hali yok ki. Ve la mevludunu ve cazin an validi şeya. Hiçbir çocuk da babasının yaptığından hesap görmeyecek. Çocuğa kapıda baban içki içmiş, zina yapmış. Sorar mı Allah? Zaten babaya bile sormuyor çocuğunu öğrettikten sonra ne yaptığını. Çocuğa hiç sormaz. İnne va'dallahi hak. Allah'ın vaadi gerçektir. Şüphesiz gelecektir. Önünüzde ölüm var. İlk süreç oradan başlayacak. Oradan berzak alem. Oradan arasat meydanı. Oradan ya cennet ya cehennem. Mahşerde neler yaşanacak? Ciltler dolusu kitap olur. Allah'ın bu vaatleri gelecektir. Fela tegurrannekum hayatid dünya. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Bu yemekler, içmekler, bu gelmeler, gitmeler, evlenmeler, boşanmalar, gezmeler, tozmalar. Efendim, varsa yoksa dünya var, başka bir şey yok diye sizi kandırmasın. Esas hayat, ahiret var. Bu bitiyor, gidiyoruz. Ahiret bitmeyecek. İşte herkesin hayatı bitti. 100 sene yaşayan da gitti. 1000 sene yaşayan da gitti. Nuh Aleyhisselam 1250 sene ömür sürdü. 950 sene ümmetine peygamberlik yaptı. Hepsi gitti ahirete. Ümmetleri de gitti, o da gitti. Ümmetler için azapta. Mimma hatiyyati muhriku fe udhilu nara. Günahları yüzünden Nuh Aleyhisselam'ı inkar ettiler. Nuh der peygamber demez derler ya Türkçe'de. Nuh der peygamber demez. 950 sene adam Nuh diyor, peygamber demiyor. Boğuldular. Dünya tufan oldu biliyorsunuz. Boğuldular. Ateş suyun içinde boğulmuşken diyor, ben ateşle suyu birleştiririm diyor Allah. Boğar boğmaz da cehennemin dibine attım diyor. Kur'an Nuh suresi. فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَنْصَارًا. Allah'tan başka kendilerine yardımcı bulamadılar. Allah da yardım etmez. Niye iman etmedin? Niye vaaz dinlemedin? Niye sohbet dinlemedin? Niye benim Rabbim var demedin?
Biraz kendine gel ya. Sen burada hür ve müstakil bir adam değilsin. Öyleyse yaşlanma, ölme, hastalanma. Madem bu hayat senin elinde değil, havalar senin elinde değil, istediğimi yağdırıyor, istediğimi estiriyor, istediğimi püstürüyor. He? Güneş, ay senin elinde değil, felekler senin elinde değil, melekler senin elinde, senin kalbin, ciğerin de senin elinde değil, miden senin elinde değil. Bir kabuz oluyorsun, istediğin kadar bağır, çağır, tepin, göbeğine vur. Canın çıkıyor, dışarı çıkamıyorsun. Madem sen senin elindeysen, midene laf geçir ya. O zaman haddini bil. Rabbini bil. Men arafe nefse, fakat arafe rabbe. Kendinin acizliğini bilen, Rabbinin kadirliğini bilir. Kendinin fakirliğini bilen, Rabbinin zenginliğini bilir. Kendinin suçunu bilen, Rabbinin büyüklüğünü, affını bilir. Önümüzde günler var. Bak, Arasat'ta Ramazan geldi. Haddimi, sınırlarımı korudu. Ve haramlardan sakındı. Tabii nefsine zor geldi, ağır geldi. Ama bak şimdi, Ramazan geldi. Yarın ahirette de şefaati geldi. Şimdi ölüp de kabirde yatanlardan niceleri Ramazan'a hürmetlerinin müjdesini, mükafatını görüyorlar şu anda. Biz de görenlerden oluruz inşallah. Allah Teala buyuruyor ki, ey Ramazan ne istiyorsun? Der ki, ya Rabbi ben ona vakar tacı ile senin onu taçlandırmanı istiyorum. Allah Teala ona bir taç giydirir. Sen Ramazan'ın hürmetini bildin. Ramazan'da günaha girmedin. Haramlardan sakındın. Orucunu tuttun. Teravihini kıldın. Sahuruna kalktın. Namazlarını vakti vaktine kıldın. Hele bir de cemaatle kılarsın. Tam olur namaz. Ondan sonra o adama der ki, hadi sen büyük günah sahiplerinden, akraba ve taallukatından, yakınlarından şu kadar adama şefaat et. Bir adama kurtarma yetkisi. Allah ile aracılık, vesile olma makamından nasip veriliyor. Şimdi doğru dürüst adam olalım da birkaç tane de yakınımızdan falan bozuk adamlara yardım ederiz ya. Yani bazı insanlar anlamıyor kardeşim. Anlatamıyoruz yani. Çoluktur, çocuktur. Akraba tarih, kimisi karısından, kimisi kocasından, kimisi ana babasından, kimisi halasından, teyzesinden bu noktada bizardır yani. Namaz kılmıyor, oruç tutmuyor. Zor bu zamanda ne yapacaksın? Ortalık nefsin şehvetleriyle, kötü istekleriyle dolmuş kaynıyor yani. Dergiler, gazeteler, kanallar, internetler, diziler. Hep nefsin istedikleri cehennemin etrafına serilmiş şeyler. Öbür taraftan yaz günü sıcak günde namaz, abdest, oruç. Zor işler ya. Nefsin istemediği işler. Burada imtihan var, burada cihat var, burada sabır var, burada sebat var. Burada kazanmak var ya. Huffetil cennetu bil mekari ve huffetin naru bil şehevat. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Cennetin etrafı nefsin istemedikleriyle çevrilmiştir. Allah Teala cenneti hala yarattığı vakit Cebrail aleyhisselama buyurdu ki, git bir dostlarıma cennet hazırladım. Git bir bak, ziyaret et. Cebrail bir gitti baktı, bir ziyaret etti. Rabbim sordu ki, buna inanıp da buraya girmeyen olmaz. Bir de cehennem yarattım düşmanlarıma azap için. Bir de oraya git. Cebrail aleyhisselam bir de cehenneme ziyaret etti. Bu hadis-i şeriftir. Bir de cehenneme ziyaret etti. Gitti baktı geldi. Dedi ya aman ya Rabbi. Aman ya. Alevler tutuşmuş. Cehennem yutuyor. Kur'an-ı Kerim'de adı Hutame diyor. Hutame kırıp geçirem. Dünyanın dağlarını atıyorsun içine, bir anda duman çıkıyor. Bir insan nasıl dayanacak bunu? Etten kemikten yaratılmayız. Aciz zayıf kullarız biz. Ya Rabbi, buna inanıp da, bunu duyup da, ha, duymamak başka, bunu duyup da, buna inanıp da, ha inanmaz, başka. Buna giren olmaz. Mevla bir, ey Cibril, seni öyle zannet. Ne oldu? Bir daha git. Bir daha cennete gitti ki, bir de baktı ki cennetin etrafı nefsin istemedikleri şeylerle çevrilmiş. Bunları aşacaksın ki gireceksin. Başta direkt bir girdi. İkinci bir gitti baktı, etraf çevrili. Ne var? Beş vakit namaz kılacaksın hiç bırakmadan. Uykunun tatlı zamanında kalkacaksın. Gece vakti. İki saat uykuyla. Namaz, sabah namazı geç. Fırlayacaksın. Ya bu nefis uykuya dayanamıyor ya. Vallahi. Para olsa öyle adam var ki yani her gün 100 lira yatırır sabah namazında uyuyayım diye. Cehenneme girmeyeceğini bilse. Öyle adam var yani ha. Adam bir tane, hoca efendi, bizim efendi hazretleri diyor, adamı kaldırıyorum namaza diyor. Bir arkadaşlar çok uykusuzuz. Gece gelmişler geç yorgun yollarda bir saat falan uykuyla. Ya adam oturmuş böyle yapmış.
Kum diyor yani Arapça kum, kalk demek biliyor musun? O da mucib adamdı. Kalk diyor. İhsan Efendi Allah rahmet eylesin. Ya o başka bir kişi. Diyor kum diyor yat demektir Hoca Efendi diyor, bir daha yatıyor. Ya kalk kardeşim diyor. Ondan sonra demiş ki ya İhsan Efendi Allah rahmet eylesin. Mübarek bir hocamızdı. Bizim Mahmud Efendi Hazretlerine tabii. Onlar da şakacı insanlar ama gece öyle yoldalar. Uykusuz kalkmış. Ya Hoca Efendi o zaman da 30-40 sene evveli konuşuyorum. 100 lira falan büyük para. Ya demiş 100 lira vereyim seni. Bırak beni demiş ya. Bırak kusurum ya bırak. Bırakmam demiş 500 lira da versin. Kalk namaz. Yani latife. Tabii İhsan Efendi de mübarek namaza çok düşkün adam da bu teheccüd namazı. Tam sabah namazı olsa İhsan Efendi benden evvel fırlar da. Teheccüd hani farz değil vacip değil ya. Ya bırak beni demiş. 100 lira vereyim. Ya hakikaten öyle adam var ki ya kardeşim cehenneme girmeyecekse garanti versinler. Ben her gün 100 lira vereyim sabah uyuyayım ya. Zor ya hakikaten zor ya. Bir kalkıyorsun yatakta 2 saat düşünüyorsun zaten hindi gibi ya. Kalkayım mı kalkmayayım. Musluğa gidene kadar meydan muharebesi ya. Meydan muharebesi. Musluğa gidene kadar. Adam ayılıyor sabah namazına efendim affedersin idrarı gelmiş sıkışmış. Şimdi kalkarsam da namaz vaktiyse de uyandım olacak biliyor musun? Allah'la arasında pazarlık böyle oyuncuya bak. Tilçilik yapmaya çalışıyor. Ya bu diyor duruyor ama ne kadar duracak? Bu sefer patlayacak idrara kalkıyor. Adam ne yapmış biliyor musun? Ondan sonra ya diyor hiç ışıkları açmadım diyor. Gittim diyor. İdrarımı yaptım geldim yattım diyor. Yani Allah'a karşı şu hareketi sergiliyor biliyor musun? Hiç uyanmadım numaraları. Rüyada kalkmış idrar yapmış falan. Hani ışığı açarsa hep ayıp yani hepten de ayıp olmasın ışığı da açtık niye kılmadın falan. Işığı da açmadan ya kimi kandırıyorsun ya kimi kandırıyorsun. Ondan sonra saat kuruyor orada. Saati böyle yanında kuruyor. Tak üstünden bir basıyor saat. Ya zaten kalkayım diye kuruyor. O zaten abdeste niyeti yok. Ezanda kulağı yok. O zaten saat maat hiç kurduğu yok. Bu şimdi saati kuran da böyle bir uyanıyor. Daha güneşe yarım saat tak bir kapatıyor üstünü. Ondan sonra bir de bakıyor. Saat olmuş 8. Efendim namazı kaçırdık. Saati kurdu be. Diyorum ki adama saati diyorum uzağa kur. Niye çalsın senin sinirini bozsun. Sen de buradan elinden kapat ama elinin ulaşacağı yere saat konur mu ya? Git uzak o zaman ne yaparsın? Kalkarsın mecbur. Efendim kapatırsın. O arada uyanırsın. Ondan sonra bir daha geri yatarsan da artık cehenneme batarsın. Ben ne yapayım sana şimdi? Yakıtü şeytan ala kafiyeti râse hadikum izâ ve nâme selâte avukat. Buhari hadisi en sahih kitap. Sizin biriniz uyuduğu zaman diyor şeytan diyor sizin kafanızın arkasına ensesine 3 tane düğüm atar diyor. Düğüm ya geliyor buraya düğüm atıyor. Uyandığın zaman 3 düğümle uyanıyorsun. Hakikaten adam ne gözünü açabiliyorsun ne yatakta böyle oturuyorsun. Ama şeytanla düğümler çözük. Uyanır uyanmaz orada bir para işi, film işi, bir nefsin, şehvetin, canını çekeceği bir şey olsa fırlarsın. Orada düğüm müğüm yok. Şeytan onu çocuk bırakmış o tarafa. Ama ibadet tarafına geldi mi 3 düğüm var. Feyz-i Zekerallah ilk bu düğümün ilkini çözmen için ne yapacağım biliyor musun? Allah'ı zikredeceğim. Ne demek? Yatağa da oturdun, hatta oturmadın böyle uyandın. Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billah. Ne demek? Allah yardım etmeden ben buradan kalkamam arkadaş. Felç değilim, kütürüm değilim. Elim ayağım tutuyor ama kalkamam işte. Kaldırmaz beni şeytan. La havle ve la kuvvete illa billah. Bir de duaları var. Elhamdülillahi zehyani ba'de ma mateni ve li'l-ba'si ve nüşur. Bütün bu duaları ben dualarım kitabı adında benim ilk kitabımdır. Arifan yayınlarından bunları mutlaka temin edin. O kitapta uyuma duaları, uyanma duaları, abdeste gitme duaları, abdestteki elini yıkma, her dua orada var. Büyük bir dua kitabıdır. Beni ölümümden sonra yani uyku ölümün kardeşidir. Ölü gibi uyuyorsun. Beni tekrar dirilten Allah'a hamdolsun diye bir hamdle de dualar, başka dualar da var. Uyandığın zaman zikrini yaptın bir düğüm çözüldü. Ama iki düğüm var da. Musluğa gidene kadar ne diyorum sana? Gideyim mi gitmeyeyim mi böyle savaş. Musluğa gittin abdese başladın fein tevazzae abdese başlarda alırsa ihallet ukdetül ukra. Bir düğüm daha çözülür. İkinci düğüm gibi sanki nasıl biliyor musun? Halatlarla bağlanmış gibidir adam ya. Allah'a zikrediyor. Bir düğüm tak çözülüyor. Geliyorsun abdese. Ya musluğun başına gelip de geri dönen var ya. Böyle duruyor. Elimi sokayım sokmayayım mı? Az daha istihare yapacak ya. İstihare yapacak. Yani efendim hele biraz da su soğuksa
gece soğuksa, durduğu yer soğuksa, değil mi? O soğuk suyla abdestle, o da bir acayip bir şey yani. Bazı kere ben elimin buz kesin bir bilirim. Öyle soğuk yerlere rastladım. Yollarda şurada burada ısıtmam. Yani şu elimi yıkıyorum, böyle çekiyorum, böyle bir sızlıyor ya. Öyle donduğumuz günler ol. En büyük amel isbahul vuzu'i fil mekarihi. Canının istemediği noktada abdest almak. O nefis seni zorluyor. Soğuk diyor, sıcak diyor, şu diyor, bu diyor. Orada abdest almak. Hastasın, yorgunsun, tansiyon çıkmış, şekerin düşmüş, bunlar ne zor işler biliyor musun? Rahat zamanda herkes abdest alır. Bir de millet görmüyor. Şimdi millet görse şadırvanda dizilmiş. Tabii gösteriş, riya da devreye giriyor. Arkadaşlar falan. Oo. Ama burada şimdi Allah'la aranda kimse yok. Abdesti doğru alıyor musun? Bir de yalap şalap mı alıyorsun? Bir alıyor böyle şap suratına bir şaplatıyor. Böyle şap diye şey etmek mekruhtur. Allah istemez. İki, böyle buralar muralar hep kuru kalıyor kardeşim. Hele sabah namazındaki abdestlerde yani birçoğu yarım yabalak alır. Uyku sertçe. Onu elini böyle küper yapıyor ya. Bu ne ya kardeşim? Ütü mü yapıyoruz? Üç kere yıkıyorsun. Hani bir kere farzdır ama bir kuru iğne başı kadar yer kalmayacak. Abdest risalesi yazdık. Gusül risale, abdest gusül. Sen bunu okumadan nasıl abdest gusül alıyorsun? O kadar orada farz-ı vacibi, sünnet-i müstahabı, mekruhu var. Kolay mı bu abdest? Abdestten kolay ne var? Yalap şalap olmaz. İbadet bu. En büyük ibadet. Bütün günahları döktürüyor bu. Bir abdesti doğru alıyorsun. Bittiği anda anandan doğmuş gibi bacağından, başından, burnundan, kulağından abdest suyunun değdiği her yerde yaptığın her günah siliniyor. Bu kolay mı? Bu din bu ya. Abdestini doğru al kardeşim. Bu çok önemli. Ondan sonra abdestini aldı mı bir düğüm daha çözülüyor. Hala bir düğüm var ha. Üstünü başını giyeceksin de namaza seccade edin. Namazı kılana kadar hele zaten sabah cemaate gitmek şöyle dursun hoca ben. Kalktım kıldım da yetmedi mi bir desen de pijamayla falan kılıyor. Ya pijama ya o pijamayı bile çıkar. Ya kardeşim işte pijama temiz benim pijamam ya. Kılalım yatalım. Ya tamam olur temizse pijama olur ama mekruh olur. Sen valinin karşısına pijamayla çıkar mısın ya? Allah'ın huzuruna çıkıyorsun kardeşim. Pijamayı çıkartana kadar bile bir cihat. Hadi bir camiye gidelim. Aman bana cami cemaat deme kardeşim. Bir saat atar. Ben 10 dakikada yatacağım abi. Ben 10 dakikada uyuyacağım. Ondan hadi tamam yani neyse farzdır cemaati terk etme. Cemaatle namaz diye kitap yazdım. 300 küsur sayfa. Arifan yayınlar. Cemaatle namaz. Bunu bir okusanız baksanız ne kadar ayet hadis var. Aklınız durur. Niye okumuyorsunuz kardeşim? İşimizin adına gazete okumak mı ya? Bizim vazifemiz bunlar. O cemaatle kılınan namaz. Hadi cemaate gitmedin ama ne yapacaksın? Noksan oldu namaz yani sevap bakımından. Ama farzdır, borçtur. Kıldın. Kılana kadar tekbiri bir düğüm daha duruyor. Hala bir düğüm duruyor. Allahu Ekber dedi mi in halletil ugadü küllâ. Bütün düğümler çözülür. Ne zordayız ya, ne dardayız, ne zor durumdayız ya. Onun için doğru dürüst Müslüman olalım da diyorum. Yanımızda şurada burada birkaç kişi de geçindirelim. Bak yarın ahirette ne diyor? Vakar tacı giydir buna. Ya Rab, vakar tacı giriyor Ramazan'ın hürmetini koruduğu için. Ona da diyorlar ki şu kadar bir yakınına şefaat izni verdik. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Şöyle düzgün adam olsan kaç kişiye faydan olur biliyor musun? Herkes cennetlik olacak hali yok. Birileri de şefaat edecek yani. Sonra ona Allah Teala cennet hizmetçileri verir. 1000 tane hizmetçi verir. Sonra onu burağa bindirir. Ey Ramazan razı oldun mu? Ya Rabbi enzilü bi civari nebiyyik. Ya Rabbi şimdi cennete gireyim yanında komşuluk makamına kondur. Feyüzzelül firdevs. Allah Teala onu firdevs-i alada cennetin en orta, en gözde güzide makamına indirir. Feyekullahu Teala ma zâtürit ya Ramazan. Ey Ramazan başka bir isteğin kaldı mı? Kazaytü hacet. Ya Rabbi ben isteğimi yerine getirdim ama ya Rabbi şimdi senin ikramların yok mu? Hani şimdi karşılıklı sevap, mükafat gidiyor alışveriş yapıyor. Ondan sonra ne diyorlar? Ya bu kadar alışveriş ettik. İkram yok mu? Bir de hediye dükkandan falan. Ya Rabbi diyor senin de bir ikramın olmayacak mı bu adama? فَيُعْطَى لَهُ مِئَةَ مَد۪ينَةٍ مِنْ يَاكُوتَةٍ حَمْرَاءُ زَبَرْجَدٍ خَدْرَاءُ فَف۪ي كُلِّ مَد۪ينَةٍ اَلْفُ قَصْ Allah Teala al ben bu Ramazan'ın hakkını, hürmetini koruyan, orucunu, namazın teravisini yerine getiren bu kuluma cennette kırmızı yakuttan, ya şu kadar gramı kaç dolar ya?
Kırmızı yakuttan, yeşil zebercetten. Zebercet dünyada da var. Bu da suretleri tabii. Hakikatleri ahirette bu cevherlerin, mücevherleri. Ona 100 tane şehir. İstanbul gibi öyle her tarafı kanalizasyon, manalizasyon değil. Duvarlar, muvarlar yıkık kırık değil. 100 tane şehir, her tarafı kırmızı yakuttan. Her şehirde ne var? 1000 tane köşk var. Kasır, kasır. Öyle Beşiktaş'ta ıhlamur kasrına benzemez. Küçük su kasrına benzemez. Her tarafta efendim dünyanın en büyük köşkünde bile kaç tane tuvalet var ya. Ya cennette tuvaletin ne işi var ya? Cennette pis kokunun ne işi var? Cennette pisliğin ne işi var? Sıkıntının ne işi var? Ne köşkler ne saraylar hazırlanıyor. Bu Ramazan-ı Şerif orucu tutanlara 13'ündür ki innel cinan yeştekne ile arbaati neferin. Hadis-i şerifte buyruluyor ki cennetler 4 kısım insana aşıktır. Ne diyor? Ya Rabbi ne zaman gelecekler de bana girecekler? Ben hazırlandım bekliyorum. Saimi Ramazan, Ramazan orucu tutanlar. Bak cennet bekliyor. Ve tealil Kur'an, Kur'an okuyanlar. Kaste okuyan deseydi herkes girmişti. Kur'an okuyanlar. Ve hafızul lisan, dillerini koruyanlar. Yalan gıybet dedikodudan. Ve mut'imil ciran, fakir konu komşu doyuranlar. Yiyenler deseydi herkes girmişti. Yedirenler. Cennet bunları bekliyor. Bunun tersi namaz yok, oruç yok, Ramazan yok, Kur'an yok. Fakir fukaraya hayır yok, yardım yok. Ondan sonra efendim onu da cehennem bekliyor. Ne zaman bana gelecek de onu bir öğüteceğim diye. Onun için cennetin müştak olduğu, aşık olduğu, hayran olduğu, nerede kaldılar diye yolunu gözlediği dostlardan olmaya gayret edelim. Şimdi bugünkü dersimizde de sizden gelen bazı sorulardan inşallahurrahman ders takip edelim. Sizlere cevaplar vermiş olalım. İftar saatine kadar hem aynı zamanda ilim meclisi iken fıkıh meclisi olsun. Din fıkıhtan ibarettir. Helal bellidir, haram bellidir. Bu hususta sorularınız oluyor. Bunları cevaplandırmaya çalışıyorum. Babam felç oldu. Felç için el ayak şifası için hangi dua ve ayetleri okumalıyız? Kardeşim şimdi ben bu hususta iki tane kitap yazdım. Her derdi iyileştiren dua diye bir kitap var küçük. Her derdi iyileştiren dua o Ahmet Rufai Hazretleri. Büyük Evliyaullah, Rufai Tarikatı'nın kurucusu, Evliyaullah'ın reislerinden Irak Vasıt'ta yatar. Ümmü Abide karyesinde tasarrufu devam ediyor. Büyük velidir, büyük şehittir. Onun bir kitabı var. Her derdi iyileştiren dua. Bu küçük bir şeydir. Onda öyle ayetlerden öyle kuvvetli bir duadır ki o buna felç, kanser, manser bir şey kalmaz. Allah'a sağlam inanç ve itikad ile. O küçük bir kitaptır. Arifan yayınlarında onu sorun. Ondan sonra her uzvun şifası için dualar, ayetler var. Her uzvun, el için, göz için, ayak, o başka bir kitap. Arifan yayınlarından sorun. O kitabımda da yüz için, el için falan, ayak için hatırlıyorum. Ayetlerden dualar yazılmıştır. Bir de Çörek Otu Mucizesi kitabım var. Arifan yayınlarından. Bunları internette falan sipariş veriyorsunuz. Arayın, sorun. Orada da Çörek Otu Mucizesi, kanser dahil Allah'ın iyi edemeyeceği hiçbir hastalık yoktur. Ma enzelallahu de'an illa enzelelehu devaen. Allah hangi derdi indirdiyse ona devasını da indirdi. Ey Allah'ın kulları, ilacınızı arayın. Ancak ölüme çare yok. Ecel geldiyse tamam. Ecel geldi cihane, baş ağrısı bahane. Amma ve lakin, eceli gelmediyse niye çeksin sürünsün hastalığı? Şifası var çünkü. Çörek Otu Mucizesi, onda da ayetlerden, hadislerden, dualardan, bir de eski kitaplardan terkipler, çörek otu yağından, çörek otundan nelerle tedavi olunacağına dairdir. Hocam diyor, İHA vasıtasıyla kurbanımızı kestiriyoruz, caiz midir? Şimdi tabii böyle hayır kurumları vardır. İHA, ehli sünnet Müslüman kardeşlerimiz tarafından dünyadaki fakirlere yardım ulaştıran bir müessesedir. Allah muvaffak eylesin. Ama ben tabii burada fıkıh olarak, fıkıh açısından bakmak durumundayım. Şunu söylüyorum. Kurbanı böyle kurumlar vardı. İşte bak görüyorsunuz kaç tanesi de kurbanların paralarını almış, kurbanları kesmemiş. Allah da bunların kafalarını yarın ahirette kurban niyetine cehennemde kesecek herhalde. Ya adamın kurban parasını alıyorsun, kesmiyorsun. Sen ne zalim adamsın ya. Böyle kaç tane yolsuzluk çıktı. İkide bir haberlerde çıkıyor. Ben bilmiyorum bunların detaylarını. Bunlar çok veballi işlerdir. Bakın, efendim mantar gibi
yardım kuruluşları bitti. Her dernek şudur budur, kurban kesilir, şu olur, bu olur. Bir tanesi yazmış, kurban, akika, zebiha, uzuye, yani bunlar İslami terimlerden işte benim, adak, fitre, fidye, sadaka, zekat kabul edilir diye yazmış, biliyor musun? O hoca da öldü. İkisi de öldü rahmetliler de. İsim vermeyeyim şimdi. Bir tanesi öyle bir şey kurmuş, öbürü de muzip adam. Halbuki öbür hoca da yanlış adam değil ama o da ondan dalga geçecek. Adını da söylüyor. Öbür diyen hoca da afyonluydu biraz onun şivesiyle ule diyor. Ule falanca diyor yani. O da ne var dedi. Yahu dedi iki şeyi eksik yazmışsın. O da dedi ki ne yazmışım hemen ilave edeyim dedi. Failde rişvet de kabul edilir yazsaydın. O da onu kovalıyor. Sen deli misin ne biçim konuşuyorsun falan. Yani şimdi böyle dizmişler. Her şey kabul edilir. Ya her şey kabul edilir de biraz fıkıh var, mesuliyeti var. Adamdan vekalet alma meselesi var. Adamın kurbanını kestim mi, kesmedim mi, niyetini ettim mi, etmedim mi, adını kaydettim mi, etmedim. Şimdi adam diyor ki ben sana şu kadar para çıkarıyorum. Telefonla diyor ki senin kurbanımı kesmeye vekil ettim. Bunu demesi lazım. Ondan sonra da esas mesele onu vekil ettim demesi. O da aldım kabul ettim vekaleti. Tamam. Bu bir tarafı. Öbür taraftan da bu vekaleti alan müessese Afrika'da mı efendim dünyanın neresinde mi kesiyorsa veya Türkiye'de veya nerede bu kurbanı kesiyorsa alırken yani kurbanı alırken mesela bir koyundur veya sığırda yediyse. Yediyse ise hangi yedi kişinin hissesi? Öyle nasıl olsa bizde 70 hisse var. Efendim 7 tane düve Bismillah Allah Ekber yatır kes. Ya kardeşim hangisi hangisinin? Böyle şey olur mu? O zaman 7 adam Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin sayacaksın. 7 bu sığır bu 7 kişinin. Anladın mı? Ya alırken tayin edeceksin bu 7 kişinindir bu diye ya da keserken. 70 taneyi dümdüz alabilir. Müessese almış toptan getirmiş buraya. Doğudan batıdan getirmiş. Tamam bu hayvanları getirdi. Tamam kimin niyetine belli değil. O da mühim değil o zaman. Ya alırken tayin edecektin etmedin. O zaman keserken yatırdın kesiyorsun. Hangi kişiler? Bir inekse 7 hisseyse 7 kişinin ismine niyetine Bismillah Allah Ekber. Koyunsa bir kişi şunun niyetine. Ya alırken ya keserken. Alırken tayin etse keserken şart değil. Ama alırken etmediyse keserken mutlaka adı belirlenmeli. Dini müesseselerde ya bu gibi yardım ve bağış kurumlarının mutlaka fıkha riayet etmesi lazım. Yoksa mesul olurlar, günahkar olurlar. Allah Teala bunlara sorar ahirette bunlar veballi işlerdir. Milletin parasını böyle efendim fıkha uymayarak çarçur etmek Allah sorar. Onun için kurban bağış yapacak olan kişiler de o müesseselere bunu hatırlatmaları lazım. Kardeşim bak ben seni vekil etmeye, sen bak alırken veya keserken beni tayin ediyor musun? İsmen hayvanı belirliyor musun? Bak ben sana Allah'a salıyorum. Bunları yapın diyerek caiz olur. Hocam diyor memurum kurumumun anlaşmalı olduğu banka bizlere belli bir miktar promosyon adı altında para veriyor. Bu para helal midir? Şimdi kardeşim bu tabii ki memur olduğuna göre memur maaş aldığı yerler faizli bankalardır. Faizli bankaların kazançları biliyorsunuz faizdir. Küllün haramdır. Faiz Allah'a har başmaktır. Faizden büyük bir bela yoktur. Yemhakullahu riba Allah faizin mahvedilmesine karar vermiştir. O paranın gayri bereketi yoktur. O hastane cenaze masraflarına çıkacak. Onun için biz buna müsaade edemeyiz. Yalnız ben o zaman bu promosyonları almayayım bankaya bırakayım. Yok. Alacaksın. Niye? Öbür türlü de faiz müessesesine destek bırakmış olursun. O da haram. Ne yapacağım? Alacaksın. Böyle haramdan korkmayan, takva olmayan fakirler var. Onlara verilecek. Fakire verilecek. Tabii ki bu efendim adama da sen haramdan korkmuyor musun, korkmuyor musun diye de sorulmaz da yani artık namaz kılmayan adam haramdan korkmuyor demektir. Yani namaz kılmayan adam da şimdi haramdan korksa, Allah'tan korksa namaz kılar. Dolayısıyla böyle fakirlere verilir yani. Fakirlere verilsin, bankaya da bırakılmasın. Bu şekil söyleyebiliriz. Hocam diyor, anne sütü alan erkek çocuk. Kaç yaşına kadar emzirilir, ayrılırken duası, günü, adeti var mıdır? Güzel bir soru. Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor, وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةِ
çocuğunu süt emdirirken tas tamam müddetin sonuna kadar limitini kullanmak isteyen tam 2 sene. İmam-ı Azam Efendimiz'in burada ihtilafı var. 30 ay diyor. İmam-ı Azam 2,5 sene diyor. Ama İmameyn'e göre, yani fetva da budur, 2 sene emzirebilir. Bak şimdi, öyle adamlar var diyor ki, ben diyor 4 yaşına kadar emdim diyor. Kaç yaşında çocuk, gidiyordum geliyordum anamı emiyordum diyor. Ya caiz değil. Ya anamın sütüne kim karışır? Allah karışır. Yaratan var, öyle şey olur mu ya? 2 seneyi, İmam-ı Azam'a göre en son limit 30 ay. Ama esas fetva 2 sene. Çocuklar arasında hani evlilik, mahremlik, süt çocuk olma meselesinde ihtiyattan İmam-ı Azam'ın görüşüne göre kabul ediyoruz. Mesela 25. ayda da 26. ayda da emmiş olsa süt kabul ediyoruz ihtiyattan. Çünkü mahremlik oluşuyor ya, sıkıntı çıkar diye onu görüşü. Ama emzire ne, nerede keseyim derse 2 senede kes diyoruz. Kesinlikle kesmesi lazım. Eyyub İbni Halef, herhalde bu tabiindendir, büyük velilerdendir. Ya bu evlenmek, çocuk doğurmak, baba olmak, ana olmak basit bir şey midir ya? Çocuğu doğmuş, tabii kadın belki yeni doğum yapmış falan o zamanki eski şartlarda. Şimdi de öyle zordur bir insan, birkaç günler hastalıkla çekiyor bu durumda. Onu mübarek adam gününe dakikasına kadar şu gün doğdu diye, çünkü doğar doğmaz da mesela diyelim emiyor başladı. Tayin etmiş. 2 sene onu bak hiç unutmamış. Babalığa bak. İslam'a bak. Gece, işte gece doğum yaptıysak 2 sene, bir de gökteki ay hesabı ha. Şimdi bu Ocak ayından bakarsan 2 sene sonra Ocak ayında 20 gün oynar. İslam'a göre. Neden? Ay senesidir İslam'da muteber. Her sene 10 gün dönüyor. Anladın mı? Yani Şaban'ın 10'unda doğduysa 2 sene sonra Şaban'ın 10'u 2 sene doluyor. Sen aynı o Şaban'ın onu ocağa rastladıysa da sen 2 sene sonraki ocağın onu dediysen 20 gün yine oradan haddi açtın. Bu İslamiyet ne kadar incedir ya. Zekat aynıdır. Zekatta mesela nisaba malik oldun. 81 gram altın meblağına, miktarında paran oldu. Bir sene üzerinden geçecek ya. Efendim farz olması için. O para eksilmeden bir sene üzerinden geçersin. Niye göre seneyi tespit edeceksin? Diyelim sen onu Ocak ayından tutarsan Ocak ayına 10 gün geçirmiş olursun süreyi. Onu bıraktık. Eğer sen onu her sene Ocak'ta vermeye kalkarsan 33 senede bir sene zekat vermemiş olursun. 33 senede 10 günden bir sene zekatını Allah ahirette sorar. Ya Rabbi ben ne bileyim Ocak'tan Ocak'a verdim. Anladım da kardeşim bu Allah'ın dinidir. Biraz daha hassas olmak lazım. Bak maliyeydi, vergiydi, hesaptı, faturaydı. Nasıl? Adamı nasıl inceliyorlar, deşiyorlar öyle? Sen de ona göre hesabını dikkatli yapacaksın Allah'a karşı. Zekat fukaranın hakkı. Yani anladın mı? Şaban'da nisaba malik olduğun 20'sinde, senenin 20'sinde, ondan sonra hep Şaban'ın 20'sidir. Anladın? Zaten zekatı bir anda vermek şart değil ama ayırmak şart. En azından paranın meblağından ayırırsın kenara, köye gidersin, bir gelen fakir beklersin ayrı. O sene içinde de dağıtabilirsin. Ama parayı çalıştırmayacaksın içeride. Bunlar ayrı şeyler. Bunları doğru bilmek lazım. O Eyyub İbni Halef Hazretleri ne yapmış biliyor musun? Gece yarısı hanımına ne demiş? Çocuğu sütten kes demiş. Ya adam demiş, sabah olsun ertesi gün ne oluyor, neyi kesiyoruz yani? Demiş ki 2 sene tam bu gece doldu. Biraz daha emzirirsen caiz olmaz. Ondan sonra çocuğa da zarar olur. Anasına da zarar olur, günah olur. Yani kimse bilmiyor ha. 2 seneden sonra emzirmek caiz değil diye şu toplumda kime sorsan belki müftüler bile zor. Yani adam diyecek ki ya emzirebildiği kadar ana sütü iyidir, dayan gitsin. Ya kardeşim her şey vakti var, saati var. Ana sütü iyidir ama bir yere kadar ya. E şimdi sen Allah'ın hududunu koru ki Allah da senin sağlığını, sıhhatini korusun. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Çok saygıdeğer hocam. Kredi kartlarından puanlar alınıyor. Helal mi? Allah razı olsun. Senden de razı olsun. Finans kurumu gibi faizle muamele yapmayan kurumlar ise bunlardan alınan kar payları, puanlar helal olur. Faizli banka ise helal olmaz. E olmaz ama burada birikti, ne yapayım? Ona bırakma. Oradan al. Ne yapacaksın? Demin dediğim gibi fakirlere, muhtaçlara artık hiç ekmeği yok, suyu yok. O ne olsa yer yani, caiz. O durumda muhtaç kalmış insanlara vereceksin. Hocam şeker hastasıyım. Tansiyonum da var. Oruç tutamıyorum. Çok rahatsızlanıyorum. Allah şifa afiyet versin.
sana da bana da, bütün hastalara da, şu iftar saatinde oruçlu ağızlar hürmetine Allah hepimize, bütün dinleyenlerimize ya Rabbi acil şifalar ihsan eyle, amin. O yüzden parasını veriyorum, oluyor mu? Olmaz olur mu? Allah Teala ne buyuruyor? وَعَلَى الَّذ۪ينَ يُط۪يقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْك۪ينَ. Oruca gücü yetmeyenler fidye verecek. Ama gücü yetmeyenler dediğim mi? Müslüman doktor fetva verecek. Öyle namaza, oruca inanmayan, efendim ne olduğu belli değil, gidiyorsun adama, adam diyor ayağım ağrıyor diyor, oruç tutamazsın diyor. Lan ne alakası var ayağıyla orucun ya? Ama adamın derdi bina orucu yedirtmek. Öyle militan adamlar değil. Müslüman adam iman etmiş, oruca inanıyor. Derse ki bu hastalıkla sen tutamazsın, hastalığın artar. O vakitte tutmazsın. Allah ruhsat vermiş. Femen kâne merîdan ev alâ sebeb feiddetüm leyyâm duha. Hastaysa, yoldaysa tutamaz. Başka günler güne gün tutar. Ama öyle bir hastalık var mı? Şeker hastası falan geçmiyor. O zaman tabii ki yine de geçerse ileride geriye dönük hepsini tutacak 10-20 sene bile olsa. Ama ve lakin. Keşke geçsin de tutarız. Ama geçmeyen bir hastalık ise fidye verecek. Nedir? Bir fakir doyumluğu. Bir fakir doyumluğu nedir? Allah öyle de fakir var ki bir kuzu yer yani şimdi. Biz de onu doyuracak kadar da adama 100 lira 200 lira veremeyiz ki kardeşim. Güne bak. Fidyenin en az fitre miktarıdır. Geçen sene 7,5 lira gibi falan açıklanmış idi. Şimdi yine bunu diyanetler tespit ediyor. Çünkü hurmadan, buğdaydan falan bir değişik onların fıkıhta şeyi var. Hani biraz piyasa araştırması gerekiyor. Yani işte 7,5-8 lira gibi. Diyelim ortalama 10 lira. Kesinlikle 10 lira. Çünkü neden? Buğday ekmeği olduğu zaman katık istemiyor fıkıhta. Buğday ekmeği var ya o. Somun pehlivanı gibi yumuluyoruz beyaz beyaz böyle. Ona katık istemiyor. Tereyağısı kaymağı içinde onun. Ondan sonra efendim bir ekmekle bir adamı doyurur kabul ediliyor. Oho adam diyor ki ben 10 ekmek yiyorum. Ya kardeşim herkesin doyduğuna göre fidye tespit edemeyiz. Sen bir ekmek yemek kaç öğün? İslamiyet'te de yemek 2 öğün. Kardeşim ben 50 öğün yiyorum. Kardeşim develer 5 öğün yiyormuş. Bana alakadar etmez. İslamiyet diyor ki 2 öğün. 2 öğünde nedir? 2 ekmek. 2 ekmek kaç lira? Falan. E şimdi onu da bırak yanına da 2 zeytin aldı bilmem ne biraz da. 7,5-8 lira falan günlük. Bu nedir? Fidye miktarıdır. Aynı zamanda fitre de miktarıdır. Bu durumda sen de ne yapıyorsun? 30 gün tutamadı veya Ramazan 29. 29 gün her gün ne yapıyorsun? İstersen toptan bir fakire verirsin efendim 300 lira her güne mahsup. Yani efendim gün her gün her gün verirsin. Efendim daha fazlaysa gününe 1 milyar ver. Yani 1000 lira ver. Yani onun yukarının sınırı yok. Aşağının sınırı var. Böylece efendim fidye verilir. Bu olur. Ben fakirim hoca efendi. Fidye de veremiyorum. Fakirsen Allah senin canını mı alsın kardeşim? Sen de sana bir şey yok. Hastayım tutamıyorum. Param da yok. Sen fidye veremiyorum. Tamam sen Allah'ın azatlı kulusun. Ne yapalım şimdi? Hasta etmiş seni Allah sana. Müslüman kiliseyi ziyaret edebilir mi? Bu iyi değildir. Uygun değildir. Mekruhtur. Hele bir de ayine katılayım diye. O da Allah'ın dinidir diye giderse müşrik olur dinden çıkar. Kiliseyi kutsal bilip tazim eden kafir olur. İbadet niyetiyle giden kafir olur. Ama ve lakin bir gösteri var, bir şey oldu falan, bir şey, müze açıldı falan, meraklılık falan. Bu da iyi olmamakla beraber belli bir maksadı varsa girebilir. Ama ziyaret edebilir miyim deyince sanki türbe ziyareti gibi bir şey oldu yani. Böyle gavurların Allah'a ortak koştuğu, Allah'ın oğlu kızı var dediği yerlere girilmez. Onun içindir ki iftar yanaşıyor. Dualarınızı yapın, istiğfarlarınızı yapın. Allah Teala'dan mağfiret talep edelim birbirimiz için. İftar saatidir. Rabbim kabul eylesin.